Merhaba arkadaşlar, ismim Murat Bal. Yeni bir konuyla karşınızdayız. 8. ünitemizdeyiz arkadaşlar. Konumuz hükümet sistemleri. Şöyle bir şema var. Bu şema doğrultusunda konumuzu işlemeye devam edeceğiz. İkiye ayırıyoruz hükümet sistemlerini. Kuvvetler Birliği modelleri ve kuvvetler ayrılığı modelleri diye. Ama ondan önce bu kuvvetler ayrılığı meselesi neymiş onu bir irdeleyelim. Kuvvetler ayrılığı teorisi klasik anayasa hukukunun temellerinden biri, şüphesiz. Kuvvetler ayrılığı teorisi Montesquieu'nun ismiyle özdeşleşmiş olsa da ondan önce bir başka düşünürle karşımıza çıkıyor, Jean Locke. Jean Locke, kuvvetler ayrılığı ilkesini teorileştiren ilk düşünür. Jean Locke şöyle bir ayrım yapıyor. Diyor ki, devlet yönetiminde yasama kuvveti, yürütme kuvveti ve federatif kuvvet şeklinde 3 kuvvet bulunmakta. Yasama kanun yapma, yürütme kanunları devamlı ve aralıksız olarak uygulama ve federatif kuvvet ise savaş, barış, birlik ve ittifak yapma kuvveti. Jean Locke yargıyı hiç ayrı bir kuvvet olarak düşünmüyor. Onu daha çok yürütmeye bağlı bir durum olarak değerlendiriyor. Bu yönüyle Montesquieu'den ayrılıyor. Düşünceler yekten vücut bulmuş değil. İnsanlar birbirinin üzerine eklemleyerek bir şeyler ortaya koyuyorlar. Montesquieu da Jean Locke'un bu teoreminin üzerine bir şeyler eklemleyerek yeni bir düşünce ortaya koyuyor. Montesquieu kuvvetler ayrılığı teorisini geliştiren ikinci yazarımız ve bugüne kadar kavuşan hali de daha çok bu. İngiliz Anayasası başlığı altında düşüncelerini kitabında dile getiriyor. Diyor ki her devlette 3 çeşit kuvvet vardır. Yasama kuvveti, devletler hukukuna bağlı olan şeyleri yürütme kuvveti ve medeni hukuka bağlı olan şeyleri yürütme kuvveti. Montesquieu'ye göre bu kuvvetlerden birincisi yani yasama kuvveti geçici veya sürekli kanunlar yapma, eskiden yapılmış olanları düzeltme ya da yürürlükten kaldırma işi. İkinci kuvvet hükümdar veya idareci savaş veya barış yapar, elçi gönderir ya da kabul eder. Güvenliği kurar, istilaları önler. Montesquieu bu ikinci kuvvete devletin yürütme kuvveti ismini vermiş. Üçüncü kuvvette ise suçluları cezalandırma ve özel kişiler uyuşmazlıkları yargılama kuvveti demiş. Montesquieu bu kuvvete yargılama kuvveti ismini vermiş. Montesquieu bu şablonu oluştururken gözünüzün önünde İngiltere, daha doğrusu Birleşik Krallık yönetimini bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü Montesquieu kavramları bir şablona oturturken daha çok bu ülkeyi sanki düşünmüş gibi ele almış. Montesquieu devlette 3 kuvvet bulunduğunu böylece tespit ettikten ve bunları yasama, yürütme, yargı kuvveti isimlerini verdikten sonra bu 3 kuvvetin birbirinden ayrılmasının gerektiğini ileri sürmüş. Ünlü düşünüre göre bir kere yasama ve yürütme kuvvetleri birbirinden ayrılmalıdır. Zira yasama ve yürütme kuvvetleri aynı elde toplanmış ise hürriyet yok olur. Diğer yandan Montesquieu'ya göre yargı kuvveti de yasama ve yürütme kuvvetlerinden ayrılmış değilse gene hürriyet yok olur. Montesquieu'ya göre yürütme kuvveti bir monarkın elinde bulunmalıdır. Zira hükümet bir kişi elinde birçok kişilerde olduğundan daha iyi idare edilir. Yürütme kuvvetinin tek kişiye verilmesi gerektiğini düşünen Montesquieu, yasama kuvvetinin bir kişi yerine birçok kişi tarafından daha iyi kullanıldığını düşünmektedir. Yazara göre yasama kuvveti bir kurula ait olmalıdır. Bu kurul iki bölümden oluşmalıdır. Birinci bölüm asillerden, ikinci bölüm halkın temsilcilerinden oluşmalıdır. Tıpkı düşünün burada tarif ettiği yürütme kuvvetinde yine bir monarktan bahsediyor. Tek kişi yönetiminden bahsediyor. Başkanlık sistemi o dönemde hayat bulmuş bir sistem değil. Bunu anlıyoruz ki bir monarktan, tek kişiden bahsediyor. Yasama kuvvetinde ise tıpkı İngiltere'deki gibi ikili bir meclis yapısından bahseder gibi. Bir tarafta seçimle göreve gelen yasama organı, bir tarafta ise atanmış kelimesi de yanlış oluyor. Asillerden oluşan bir yasama organı, ikili bir yapıdan bahsediyor. Diyor ki bu kurul iki bölümden oluşmalıdır. Birinci bölüm asillerden, ikinci bölüm halkın temsilcilerinden oluşmalıdır. Bunlardan her birinin diğerine karşı önleme yetkisi olmalıdır. Bu nedenle bu bölümlerden her biri diğerini sınırlandıracaktır. Her ikisi de yürütme erki tarafından sınırlandırılacak ve yine yürütme erkinde bunlar sınırlandıracaktır.
Montesquieu'ye göre yargı kuvveti ise mahkemelere ait olmalıdır. Düşünüre göre yargı kuvveti ne belirli bir zümrenin ve ne de belirli bir mesleğin elinde olmalıdır. Montesquieu, mahkemelerde halktan seçilecek kimselerin de bulunması gerektiğini savunmaktadır. Burası ilginç. Bizim uygulamamızda hukuk nosyonu almamış kişilerin yargıç olduğunu, hakim savcı olduklarını göremiyoruz. Ama değişik ülkelerde bunun örneklerini görmemiz de mümkün, onu da söyleyeyim. Mesela Fransa'da bunu bir avukatın Elazığ Barosu'na gelip de verdiği bir konferansta anlattıklarından size aktarıyorum. Fransa'da ticaret mahkemesi 3 hakimden oluşuyor ve o 3 hakimden bir tanesi belli süreliğine seçilmiş, uzun süre ticaretle uğraşmış bir tacir. Yani hukuk nosyonu almamış bir kişi. Aslında çok da mantıksız bir yaklaşım değil. Yani ticari davaları bir tacirin kendi içinden, hayatın içinden gelen ticaret hayatı yaşamış birisi tarafından değerlendirilmesi çok da mantıksız bir şey değil. Diyor ki yargı kuvveti ne bir zümrenin ne de belirli bir mesleğin elinde olmalıdır. Yani hukuk nosyonu elinde bulundurmamalı bu mesleği diyor. Montesquieu mahkemelerde halktan seçilecek kimselerin de bulunması gerektiğini savunmakta. Montesquieu'ya göre yargı kuvveti mahiyeti gereği sınırlı bir kuvvettir. Çünkü kanunların uygulanmasından ibarettir. Zira ona göre milletin yargıçları cansız birer varlıklarmış gibi hareket ederek kanunun sözlerini ne kuvvetini ne de sertliğini değiştirmeden sadece telaffuz eden birer ağızdır. Özetle Montesquieu'ya göre yasama kuvveti sınırlı bir kuvvettir. Çünkü kendi koyduğu kurallara uygulama yetkisi yoktur. Yürütme kuvveti de sınırlı bir kuvvettir. Çünkü yasamanın koyduğu kuralları yürütmektedir. Yargı da sınırlı bir kuvvettir. Çünkü hakimler kanunların sözlerini telaffuz eden birer ağızdan başka bir şey değildirler. Bu üç kuvvet kendi görevlerinin dışına çıkarlarsa, yani yasama kendi koyduğu kuralları yürütürse, yürütme ise yürüttüğü kuralları kendi koyarsa, yargı ise kanun koyucunun ağzı olmakla yetinmeyip kendisi yorum yoluyla yeni kurallar koymaya kalkarsa o sistemde hürriyet ortadan kalkar. Yani özetle şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Erkler ayrılığının temelinde bireyin özgürlüğü yatar. Bireyin devlet karşısında güçsüz pozisyonunu dengelemek için ortaya atılmış bir kuramdan bahsediyoruz. Devlet dediğim mekanizma tek başına çok büyük. Bu büyük mekanizmayı eline bir sopa vermişiz. Vatandaşın kafasına sopayı indirip duruyor. Bu düşünürler diyorlar ki devlet dediğimiz mekanizmayı bölelim, üçe bölelim ve bu mekanizmaların her birinin elinde yine sopa olsun. Arada bir tamam bizim de kafamıza sopa sekecektir ama birbirlerini dövmekten bize daha az vakit bulacaklardır ve bireyin özgürlüğü alan kazanacaktır. Şimdi gelelim başta gösterdiğimiz tasnife göre hükümet sistemlerine. Birinci ayrımımız neydi arkadaşlar? Kuvvetler Birliği sistemi. Burada 3 durumla karşı karşıyayız. Birincisi yürütme organında birleşme, ikincisi mutlak monarşi, kuvvetler birliği sistemlerinde ikili bir ayrımımız var. Birincisi yürütme organında birleşme, burada da iki başlığımız var. Mutlak monarşi, ki bunu daha önce de görmüştük. İkincisi ise diktatörlük. Neydi mutlak monarşi? Yasama ve yürütme kuvvetlerinin hükümdarda toplandığı bir hükümet sistemi. Bu sistemde devlet içinde tek ve en yüksek otorite hükümdar. Yasama, yürütme ve hatta yargı yetkisi hükümdara ait. Bu sistemde hükümdar kanun koymakta, kanunlar uygulamakta ve ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmektedir. Şüphesiz hükümdar bu yetkilerinin hepsini bizzat ve doğrudan doğruya kullanmaz. Bunlar için bir takım görevler atar ancak bu görevlerin hükümdar karşısında hiçbir bağımsızlıkları yoktur. Onlar hükümdarın memurudurlar. Hükümdar bu görevleri istediği zaman azledebilir ve onlara devrettiği yetkileri geri alabilir veya değiştirebilir. İkincisi diktatörlük. Diktatörlük yasama ve yürütme ve hatta yargı kuvvetlerinin tek bir kişinin veya grubun elinde toplandığı bir rejim. Diktatörlükler tanımı gereği demokratik rejimler değildir. Bununla birlikte bazı diktatörlükler kendilerinin demokratik olduğunu iddia ederler ve bunu göstermek için düzmece seçimler ve halk oylamaları düzenlerler. Bu seçimlerden ve halk oylamalarından devamlı olarak iktidardaki kişi veya grup galip çıkar. Bu tür diktatörlüklere plebisiter diktatörlükler denilebilir. Diktatörlükler çok çeşitli. Bizim ikili bir tasnifimiz olacak. Birisi totaliter diktatörlük, diğeri otoriter diktatörlük. Dediğim gibi çeşitler çok fazla. Biz sadece bu ikisine değineceğiz. Totaliter diktatörlükle otoriter diktatörlüğün temel farkı şu arkadaşlar. Totaliter diktatörlükte
bir ideolojimiz var ve ideoloji etrafında insanların örgütlenmesi söz konusu. Ama otoriter diktatörlükte ideolojiyi geçtik, bilakis insanların politize olmasının karşısında bir tutum var. Ama insanlar da yine bir arada tutan bir yapı söz konusu. Diyor ki totaliter diktatörlük için yazarımız, Jean Linz'den yararlanarak totaliter diktatörlük şu dört unsurla tanımlanabilir. Antipluralizm, kütlesel tek parti, toptancı ideoloji ve yaygın terör. Totaliter diktatörlük devlet içinde iktidar gruplarının olmasına tahammül edemez. Bu nedenle toplumdaki pluralist yapıları tasfiye eder. Totaliter diktatörlüklerde kütlesel bir tek parti vardır. Totaliter diktatörlüklerde Marksizm gibi, faşizm gibi katı ve toptancı bir ideoloji vardır. Nihayet totaliter diktatörlüklerde muhalif bireylerin ve grupların yok edilmelerine yönelik keyfi ve yoğun bir zor kullanımı görülür. Sol totalizmin örneği Stalin dönemi Sovyetler Birliği'dir. Sağ totalitarizmin örneği ise Nazi Almanya'sıdır. İdeolojik olarak birbirine karşıt ideolojileri savunsalar da her iki rejim yapı olarak birbirine benzemektedirler. Burada düşünmenizi istediğim bir durum var arkadaşlar. Bizde de biliyorsunuz tek partili bir dönem var. 1946 yılı hatta 1950'lere kadar uzanan bir dönemden bahsedebiliriz. Bu dönemde de bir totaliter diktatörlük var mı yok mu, bunu kendiniz bir değerlendirin istiyorum arkadaşlar. Bir pratik olsun sizin için. Gelelim otoriter diktatörlüğe. Otoriter diktatörlükler Jean Linz'den yararlanarak sınırlı bir pluralizme yer veren, ideolojiye değil zihniyete dayanan, yaygın ve yoğun bir siyasal mobilizasyon ve katılma yaratmayan rejimler olarak tanımlayabiliriz. Otoriter diktatörlüklerin tarihte ve günümüzde birçok örneği vardır. Franco döneminde İspanya, Salazar döneminde Portekiz, Kaddafi dönemi Libya, Saddam döneminde Irak ve Afrika ve Güney Amerika'da görülen birçok antidemokratik rejim bu nitelikte. Gelelim Kuvvetler Birliği sisteminde yasama organında birleşme. Yasama organı dediğimiz ne? Meclis. Meclis hükümeti sistemi denilen bir sistem var. Daha önce de derslerimizde sıklıkla vurguladığım bir durum vardı. Demiştim ki 1921 anayasası çok değişik bir anayasa. Bizim birçok yerde karşımıza çıkacak bir anayasa. Yine karşımıza meclis hükümeti sistemiyle 1921 anayasasının çıktığını görebiliyoruz. Nedir meclis hükümeti sistemi? Teorik kökeni Jean-Jacques Rousseau tarafından savunulan egemenliğin tekliği ve bölünmezliği teorisine dayanır. Madem ki egemenlik tek ve bölünmez niteliktedir, o halde o tek ve bölünmemiş bir şekilde temsil edilmelidir. Yani egemenlik yetkileri olan yasama ve yürütme ve hatta yargı tek bir organa verilmelidir. Bu organ da haliyle demokratik mantıkta halkın temsilcilerinden oluşan meclistir. O halde meclis başta yasama, yürütme olmak üzere bütün sahalarda milli iradeyi açıklamaya yetkilidir. Kısacası yasama ve yürütme iktidarları mecliste toplamaktır. Şimdi bu sistemin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Yasama organına ilişkin özellikleri neler? Meclis hükümeti sistemlerinde yasama organı her halükarda tek meclislidir. Yani parlamenter sistemde görebileceğimiz, mutlak şekilde göreceğimiz demiyorum, görebileceğimiz ikili meclis yapısı burada yer almaz arkadaşlar. Mesela 1876 anayasasında veya 1961 anayasasında yasama organımızın ikili bir yapıda olduğunu görüyoruz. Mesela 1876 anayasasında meclis ayan ve meclisi mebusan diye, 1961 anayasasında senato denilen bir organı görüyoruz. İngiltere'de Lordlar Kamarası, Avam Kamarası diye örneklerini görüyoruz. Ama meclis hükümeti sisteminde tek bir meclis, ikili bir yapıyı kabul etmiyor. Meclis hükümeti sistemlerinde meclis kendi kendini toplantıya çağırır. Oysa parlamenter sistemlerde yürütme organı da meclisi toplantıya çağırma hakkına sahiptir. Meclis hükümeti sistemlerinde meclis ancak kendi kendini feshedebilir. Oysa parlamenter sistemlerde devlet başkanları da fesih hakkına sahiptir. Bizde mesela parlamenter sistem devam ederken bu hak seçimlerin yenilenmesi şekliyle yer alıyordu. Meclis başkanına danışarak Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararı verebiliyordu ki bunu yakın tarihimizde 7 Haziran seçimlerinin akabinde hükümet kurulmayınca canlı bir şekilde görmüştük. Meclis hükümeti sisteminde meclis sürekli olarak çalışır. Buna ileride girmeyi planladığınız sınavlarda karşınıza çıkabilir diye söylüyorum. Meclisin istimrarı ilkesi de deniliyor. Devamlılığı, sürekliliği anlamına geliyor. İstimrar.
Oysa parlamenter sistemlerde meclis çalışması toplantı dönemleri ayrılabilir. Keza parlamenter sistemlerde meclis tatil de yapabilir. Buna karşılık meclis hükümeti sisteminde meclis tatil yapamaz. Gelelim yürütme organına ilişkin özelliklerine. Burada yürütme organı arkadaşlar yine meclisin kendi içinden oluşuyor. Ve yapısını birazdan değineceğiz. Teoride çok meclis karşısında güçsüz bir yapıdan bahsediyoruz. Bunlar birlikte çalışma mantığı içinde oluşturulmadığı için, heyet şeklinde oluşturulduğu için, kurul şeklinde, hükümet şeklinde olmadıkları için bunlara bakanlar kurulu veya hükümet diyemiyoruz. Ama bunlara bizim sistemimizde, mesela 1921 Anayasası sisteminde icra vekili denilmiş bu bakanlara. Meclis hükümeti sisteminde icra heyetinin meclisten ayrı bir varlığı, kendine mahsus bir hüviyeti ve teşebbüs kuvveti yoktur. İcra vekilleri heyetinin kendisine has bir hükümet programı, kendisine has bir siyaseti yoktur. Meclis ne istiyorsa icra vekilleri heyeti onu yapmak zorundadır. Açıkçası icra heyetinin tek görevi meclisin aldığı kararları uygulamaktan ibarettir. Parlamenter sistemlerde ise hükümet kurulduktan sonra bir hükümet programı meclise sunulur mesela güven oylamasından hemen önce. Ama burada birlikte hareket etme gibi bir durum olmadığı için böyle bir siyasetten, ortak bir siyasetten de bahsedemiyoruz. Meclis hükümeti sistemlerinde bir devlet başkanı yoktur. Bir meclis başkanı olabiliyor ama bu da devlet başkanı pozisyonunda temsili bir görev de üstlenemiyor. Meclis hükümeti sistemlerinde bir başkanlık makamı da yoktur. Hakeza başbakan bile yoktur. Meclis hükümeti sistemlerinde icra vekilleri, heyet üyeleri arasında kolektif sorumluluk ve bakanlık dayanışması ilkesi de geçerli değil. Bunu parlamenter sistemi incelediğimizde ne demek istediğimizi açıklayacağız. İcra vekilleri heyetinin üyeleri meclis içinde ve meclis tarafından tek tek seçilir ve gerektiğinde yine meclis tarafından serbestçe görevden alınırlar. Parlamenter hükümet sistemlerinde bakanlar başbakanın önerisiyle devlet başkanı tarafından atanırlar ve görevden alınırlar. İcra vekilleri heyet üyeleri meclise karşı bireysel olarak sorumludurlar. Bu sorumluluk mutlaktır. Meclis hükümeti sistemlerinde yürütme ile görevlendirilen bu kişi bir uşağın efendisine hesap verdiği gibi meclise hesap verir. Meclis hükümeti sistemlerinde meclis icra vekillerine kendi işlerini yürütme işini nasıl yapacakları konusunda emir ve talimat verebilir. Oysa parlamenter hükümet sisteminde meclis hükümete emir ve talimat veremez. Meclis hükümeti beğenmiyorsa yapabileceği tek şey var, o da güvensizlik oyuyla hükümeti komple düşürmek. Meclis hükümeti sistemlerinde icra vekillerinin aldığı kararlar meclisin denetimine tabidir. Meclis icra vekillerinin kararlarını istediği zaman değiştirebilir veya iptal edebilir ve hatta onların yerine geçerek gereken işlemi tesis edebilir. İcra heyetinin meclis karşısında kullanabileceği hiçbir hukuki silah, hiçbir araç yoktur. İcra heyeti meclisi feshetme, toplantısına engel olma, çalışma süresini uzatıp kısaltma gibi etkileme araçlarına sahip değil. Meclis hükümeti sisteminde yargının durumu ne arkadaşlar? Burada İstiklal mahkemelerinin ilk halini incelemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İstiklal mahkemeleri bizde asker kaçaklarının önlenmesi için ilk aşamada kurulmuş, daha sonra farklı bir amaç için kullanılmış olabilir, o ayrı bir mesele ama ilk İstiklal mahkemelerinden bahsediyorum ve bu İstiklal mahkemelerinin hakimleri de savcıları da bildiğiniz milletvekilleri, yani meclis içinden oluşturulan mahkemeler. Ve bu mahkemeler eliyle meclis yargılama da yapabiliyor. İşte meclis hükümeti sisteminde yargının durumu anayasayla genellikle değinilmez. Aslında meclis hükümeti sistemi teorisinde yargı kuvveti meclise tabidir. Bu sistemde tek egemenlik olduğuna ve egemenlik de bölünmez bir şekilde tek meclis tarafından temsil edildiğine göre yargı da teorik olarak meclise tabidir. İşte bizdeki istiklal mahkemeleri de bunun en güzel örneği. Meclis hükümeti sisteminde pratikte yürütmenin üstünlüğü. Yukarıda görüldüğü gibi meclis hükümeti sistemlerinde meclis icra vekilleri heyetinden tartışılmaz bir şekilde her bakımdan üstündür. Bununla birlikte meclis hükümeti sisteminde yasamanın yürütmeye üstünlüğü teoride kalır. Pratikte bunun tersi görülür. Yürütme ile görevlendirilen kişiler, yani icra heyeti, kısa zaman içinde güçlenirler ve meclis karşısında fiili üstünlük kurarlar. Kalabalık meclislerde oligarşinin demir kanununu doğrular nitelikte bir grup şu ya da bu şekilde iktidarı ele geçirmektedir. Meclis hükümeti sistemi
uygulamada diktatörlüğe dönüşür. Gerçekten de meclis hükümetinin uygulandığı sistemlerde diktatörlükler görülmüştür. Örneğin 1792-95 yılları arasında Fransa'da uygulanan konvansiyonel sistemde meclise kamu selameti komitesi hakim olmuş, terör estirmiştir. 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu döneminde Türkiye'de uygulanan meclis hükümeti sisteminde de icra vekilleri heyetinin Büyük Millet Meclisi karşısında kısa bir süre içinde üstünlüğü ele geçirdiği söylenebilir. Örnekler var kitapta belli dönemlerde meclis hükümetinin uygulandığı ve bir benzer modelden bahsedilmiş, İsviçre modeli. İsviçre modelinde meclis hükümeti sistemi olduğunu ileri sürülüyorsa da bu konu tartışmalı. Zira İsviçre sisteminin meclis hükümeti sistemine benzeyen birçok yönü var. Örneğin İsviçre'de yürütme görevi 7 üyeden oluşan Federal Konsey tarafından yerine getirilir. Federal Konsey üyeleri 4 yıllık bir süre için tek tek Federal Meclis tarafından doğrudan doğruya seçilir. Federal Konsey homojen bir kurul değildir. Federal Konsey içinde dayanışma ilkesi geçerli değildir. Konsey üyelerinin çoğu zaman birbirlerine karşı tavır aldıkları görülür. Federal Konsey kendisine ait bir programı değil ama meclisin belirleyeceği programı uygulamakla görevli. Federal Konsey'in parlamento karşısında kolektif sorumluluğu yok. İsviçre'de güven oyu, gensoru gibi kurumlar yok. Keza Federal Konsey'in ulusal meclisi feshetme hakkı da yok. Ancak bu sistemin yürütme organı olan Federal Konsey, yasama organı tarafından görevden alınamamakta. Meclis hükümetinden ayrılan yönü de aslında biraz bu. O nedenle İsviçre'de yürütme organının yasama organına bağımlı olduğunu, yani meclis hükümeti sisteminin var olduğunu söylemek oldukça güç. Meclis hükümeti sisteminde vurgulamak istediğim bir nokta var arkadaşlar. Parlamenter sistemlerde yürütme organındaki görev alan bakanların veya başbakanın meclis dışından, başbakanı bizim için söyleyemeyiz. Bizde zorunlu olarak meclisten birisi olması lazım başbakanın. Eski sistemimizden bahsediyorum. Ama bakanlar dışarıdan da atanabiliyordu. Meclis hükümeti sisteminde ise bakanlar, icra vekilleri yani, muhakkak ve muhakkak yine meclisin birer ferdi olmak zorunda arkadaşlar. Gelelim kuvvetler ayrılığı sistemlerine. Birinci sistemimiz sert kuvvetler ayrılığı veya diğer adıyla başkanlık sistemi. Bu örneği anlatırken arkadaşlar gözünüzün önünde Amerika Birleşik Devletleri canlansın. Başkanlık sisteminin en düzgün işlediği ülkelerden bir tanesi olduğu için, kurumlarıyla tarif edeceğimiz şekliyle örtüştüğü için başkanlık sisteminde Amerika'yı göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Sert kuvvetler ayrılığı diyoruz başkanlık sistemini. Niye? Çünkü burada bahsettiğimiz yasama, yürütme, yargı kuvvetleri birbirinden mutlak şekilde net çizgilerle ayrılmıştır. Parlamenter sistemle karşılaştırdığımız zaman. Ne diyor? Yasama ve yürütme kuvvetleri birbirinden mutlak bir şekilde ayrılmış iki organa verilmiştir. Bu organlar karşılıklı olarak birbirinden gerek kaynak bakımından gerek varlıklarını sürdürme bakımından bağımsızdır. Asli özellikleri ne? Yani olmazsa olmaz mutlak özellikleri ne? Birincisi, yürütme organı tek kişiliktir. O da başkanın kendisi. Bunun parlamenter sistemdeki durumunu, parlamenter sisteme geçtiğimiz zaman daha detaylı bahsederiz. Orada bir devlet başkanı var, bir bakanlar kurulu, başbakan var, ikili bir yapıdan bahsediyoruz. Ama burada yürütme organı tek kişi. Sorumluluk da yine tek kişinin. Başkanın dışında sembolik bir devlet başkanlığı makamı yok. Yine başkan devlet başkanlığı makamını da temsil ediyor. Burada yine ileride bahsedeceğimiz, parlamenter sistemde bahsedeceğimiz kabine sorumluluğu, kolektif sorumluluk gibi durumlar söz konusu değil. Tek sorumluluğumuz var. O da başkanın kendisi. Başkan, başkanlık sisteminde halk tarafından seçilir. Belli bir süreliğine, bu Amerika'da örneğin 4 yıllığına göreve gelir ve görevi süresince de kimse onu görevden, belli şartlar haricinde, onu ileride değineceğiz, görevden alamıyor. Ve göreve devam etmesi de yine parlamenter sistemde, mesela hükümetin yoluna devam edebilmesi için güven oyu alması lazım. Burada güven oyuna dayanmıyor. Ne diyoruz? Başkan yasamanın güvenine dayanmaz. Parlamenter sistemde meclis aritmetiği oluştu. Cumhurbaşkanı veya devlet başkanı diyelim, birisini başbakan olarak tayin etti. Hükümet kurma görevini verdi. Belli bir süre içinde hükümet programı meclise sunulur ve güven oyu istenir. Eğer meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunu alamayan bir hükümet varsa yoluna devam edemez. Bu
parlamenter sistemin asli özelliklerinden bir tanesi. Ama başkanlık sisteminde başkan yasamaya karşı güven talebinde bulunmaz. Öyle bir sistem yok. Yani güven oylaması sistemi başkanlık sisteminde bulunmaz. Tali özelliklerine, yan özelliklerine arkadaşlar. Birincisi, başkan yasama organını feshedemez. Yani parlamenter sistemde, az önce meclis hükümeti sistemini anlatırken bahsettik. Parlamenter sistemde devlet başkanına seçimlerin yenilenmesi adı altında veya işte doğrudan fesih adı altında yasama organının görevini sona erdirme yetkisi verilmiştir. Ama başkanlık sisteminde başkanın elinde böyle bir silah yok. Nasıl ki güven oyuyla yasama başkanın görevine son veremiyor, karşılığında da başkan yasamanın görevine son veremiyor. Karşılıklı olarak bu silahlar ellerinden alınmış. İkinci özelliğimiz, aynı kişi hem yürütmede hem yasamada görev alamaz. Yürütmenin sadece başkan olarak düşünüyoruz ama yürütmede bakan olarak veya işte sekreter, başkan yardımcısı olarak görev alan kimse aynı zamanda yasamada görev alamıyor. Bakın arkadaşlar, az önce bahsettiğimiz tali özellikler, Cumhurbaşkanlığı sistemine de buradan biraz değinelim. Cumhurbaşkanlığı sisteminde hem meclis, yani yasama organı, hem de yürütme organı seçimlerin yenilenmesi kararı alabiliyor. Karşılıklı olarak birbirlerinin ve kendilerinin varlıklarına son verebiliyorlar. Bizim Cumhurbaşkanlığı sisteminin başkanlık sisteminden ayrılan birinci unsuru bu mesela. Bir başka durum, az önce bahsettiğimiz hem yasamada hem yürütmede görev almama meselesi aynen Cumhurbaşkanlığı sisteminde de geçerli. Mesela Berat Albayrak milletvekili olarak seçildi. Cumhurbaşkanı bunu bakan yaptığı anda, bakan olarak atadığı anda meclisle ilişkisi sona erdi. Artık milletvekilliği görevi sona erdi. Başkan yasama organının çalışmasına katılamaz. Başkanlık sisteminde başkan ve sekreterler yasama organının çalışmasına katılamaz. Bu şu anlama gelir. Başkan ve sekreterler yasama organının toplantılarına katılıp görüş bildiremezler. Başkanlık sistemlerinde meclislerde yürütmenin temsilcileri yoktur. Başkanın kanun teklif etme yetkisi yoktur. Başkanın yasama organının toplanmasını engelleme hakkı, toplanmış meclisin toplantılarını kapatmak, meclisi tatile sokma yetkisi yoktur. Bakın, bizde de Cumhurbaşkanlığı sisteminde benzer bir durum karşımıza çıktı. Parlamenter sistemde meclisin içinde bakanlar kuruluna ayrılmış bir alan vardı. İlk iş meclisten bu sandalyelerin kaldırılması oldu. Bakanlar mecliste sadece bilgi vermek maksadıyla çağrıldıkları zaman gelip konu anlatabiliyorlar. Eski parlamenter sistemde bakanlar kurulu kanun teklif edebiliyordu. Artık böyle bir şey söz konusu değil. Yürütme yasamanın faaliyetlerine katılamıyor. Net kesin çizgilerle çizilmiş. Bunun istisnası var mı? İleride değineceğiz. Başkanın mecliste mesaj meselesi veya az önce bahsettiğim bakanların çağrıldıkları anda gelip bilgi verme meselesinde olduğu gibi. Başkanlık sisteminde yasama ve yürütme arasında karşılıklı etkileşim araçları var arkadaşlar. Yani birbirlerinden kopuk da değiller. Birbirleriyle iyi geçinmeleri lazım. Bu iyi geçinmeleri için de bir takım araçlar var. Bu araçlar neler? Birincisi, atamalar. Yine bizim Cumhurbaşkanlığı sisteminin başkanlık sisteminden ayrıldığı noktalardan bir tanesi. Bizde atama noktasında Cumhurbaşkanlığı yetkileri biraz demeyelim çok fazla geniş. Ama başkanlık sisteminde bazı önemli atamalar senatonun onayı olmadan mümkün değil. Yani başkan belli makamlara, belli kişileri atamak istiyorsa senatoyla, yasama organıyla iyi geçinmek zorunda. Mesela boşalan bir yüksek mahkeme üyeliğine bir önceki Amerikan başkanı, ismini hatırlayamıyorum, Barack Obama yeniden seçilmesine belli bir süre, daha doğrusu başkanlık görevinin sona ermesine belli bir süre kala atama yapmak istedi. Ancak senato bu atamaya onay vermedi. Bunun gibi bir durumdan bahsediyoruz. İkinci etkileşim aracımız, bu aslında parlamenter sistemde de aynı. Milletler arası anlaşmaların onaylanması. Milletler arası anlaşmaları imzalamak yetkisi parlamenter sistemde de belli kişilere verilmiş. Burada da başkana verilmiş. Başkanla birlikte belli kişilere verilmiş. Ama bunların iç hukukun bir parçası olabilmesi için meclisin onayı gerekiyor arkadaşlar. Bir başka etkileşim aracı meclis araştırması. Kongre yürütme alanına giren faaliyetlerde bir araştırma yapması mümkün. Ancak araştırma olumsuz sonuçlansa bile Kongre başkanı görevden alamaz. Kongre bu yetkisini araştırma komisyonları eliyle kullanır. Bu komisyonlar
dönem dönem çok etkili bir rol oynayabilmektedir. Bir başka etkileşim aracı, canlı canlı yakın zamanda bunu görebildik. Impeachment, Türkçesiyle suçlama dediğimiz etkileşim aracı. Başkanın cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir yasama meclisi soruşturması. Suçlandırma yetkisi Temsilciler Meclisi'ne ait. Temsilciler Meclisi tarafından suçlandırılan başkanı yargılama yetkisi ise Senato'ya ait. Başkanın yargılanması söz konusu olduğunda Senato'ya Yüksek Mahkeme Başkanı başkanlık eder. Senato mahkumiyet kararını ancak hazır bulunan üyelerin 2/3'ünün oyuyla verebilir. Mahkumiyet için başkan görevinden mahkumiyet halinde başkan görevinden azledilmiş olur, alınmış olur. Şunu özellikle belirtelim. Burada bahsettiğimiz impeachment usulü siyasi nitelikte değil, tamamen cezai nitelikte bir usul. Diğer bir ifadeyle impeachment ile başkanın siyasi sorumluluğu değil, cezai sorumluluğu tahrik edilir. Dolayısıyla suç işlememiş bir başkanın siyasi nedenlerle impeachment usulüyle görevden alınması mümkün değildir. Bu bakımdan impeachment parlamenter sistemlerdeki gen soruya değil, olsa olsa meclis soruşturmasına benzer. Impeachment örneklerinden bahsedecek olursak, tarihte Johnson 1868 yılında yargılanmış, gerekenden bir oy farkla beraat etmiş. Nixon Watergate skandalı denilen bir skandaldan dolayı 1971'de impeachment usulüyle yargılanmış. Kendisi istifa etmiş görevden alınabileceğini öngörerek. Üçüncüsünü ben şahit oldum. Clinton Monica Gates skandalı denilen bir skandaldan dolayı yargılandı. Bir stajyer ve Beyaz Saray'da bir ilişki yaşadığı iddiası gündeme gelmişti. Burada yalan söyleyerek ilişkiyi inkar etti. Daha sonradan ilişkinin gerçek olduğu ortaya çıktığı zaman yalan söylediği için yargılandı. Ama gereken oyu alamadığı için suçlandırma yolunda beraat etti. Ve sonuncusu, yakın zamanda Başkan Trump'ın başına gelen durumdan bahsediyoruz. Orada gördük. Başkan Trump da tüm aşamalardan geçmesine rağmen yeterli oyu alamadığı için beraat etti. Suçlandırma neydi? İşte kendi yetkilerini kötüye kullanması diyebileceğimiz şekilde başka bir ülke devlet başkanına kendi rakibini sindirmesi için verdiği talimatlar diyelim. Bir başka etkileşim aracı bütçe. Burada da Cumhurbaşkanlığı sisteminden ayrıldığımızı görebiliyoruz. Başkanlık sisteminde Kongre başkanın bütçesini onaylamayabilir veya kısabilir. İyi bir bütçeye ihtiyaç duyan başkan Kongre ile iyi geçinmek zorundadır. Bizde Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise bütçe konusunda Cumhurbaşkanı çok da yasama organına muhtaç değil. Şayet bütçe onaylanmazsa veya meclisten geçmezse bir önceki yılın artış oranları uygulanarak bir önceki yılın bütçesi kullanılmaya devam ediliyor. Bu da Cumhurbaşkanı için büyük bir nimet. Bir başka etkileşim aracımız veto. Parlamenter sistemde de vetoyu görmüştük arkadaşlar. Vetonun 3 çeşidinden bahsetmiştik. Mutlak veto, güçleştirici veto ve geciktirici veto diye. Parlamenter sistemlerde genellikle geciktirici vetoyu görürüz. Ama başkanlık sisteminde, bu arada Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizde, bizde de güçleştirici vetoyu görüyoruz. Nedir olay? Başkanın veto ettiği kanunu tekrar kabul edilebilmesi için Temsilciler Meclisi'nin ve Senato'nun her birinin 2/3 çoğunluk ile kabul etmeleri gerekir ki o yasa tekrar başkanın önüne onay için gitsin ve onaylamak zorunda kalsın. Bu 2/3 de zor bir rakam. Yani başkanla yasama bir yasa yapmak istiyorsa başkanla iyi geçinmek zorunda. Bizde de Cumhurbaşkanlığı sisteminde bu nisap meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu. Normalde bir kanun yaparken çok daha düşük bir nisapla kanun yapıp değiştirmemiz mümkün iken Cumhurbaşkanı veto ettikten sonra meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla meclisten tekrar geçmesi lazım ki Cumhurbaşkanı yasayı onaylamak zorunda kalsın. Bir başka etkileşim aracı, ileride değineceğiz dediğimiz durum, başkanın mesaj hakkı. Başkanın kanun teklif etme yetkisi yoksa da Kongre'ye mesaj gönderme hakkı vardır. Bu mesajlardan en önemlisi Anayasanın 2. maddesinin 3. bölümünde geçen birliğin durumuna ilişkin olan mesajdır. Başkan bu mesajı her dönemin başında Ocak ayında Senato ve Temsilciler Meclisi'nin birleşik toplantısında okur. Başkan bu ve başka mesajlarıyla Kongre'ye istediği kanunları çıkarmasını telkin edebilir. Bu karşılıklı yetkilerin amacı
organların bağımsızlığı değil, birbirleriyle işbirliği yapmalarını, uyum içinde çalışmalarını sağlamaktır. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık sistemine frenler ve dengeler sistemi denmektedir. Bakın arkadaşlar, bu çok önemli. Bu etkileşim araçlarının veya karşılıklı silahların bir taraf lehine birinin elini güçlendirecek şekilde değiştirilmesi o sistemi uzun ömürlü kılmaz. Bunu da bir not olarak bir tarafa düşmek istiyorum. Başkanlık sisteminin güçlü ve zayıf yanları neler? Başkanlık sistemi istikrarlı bir yönetime yol açar. Ne demek istiyoruz? Başkan belli bir süre için seçildiğine ve bu süre içinde güvensizlik oyuyla görevden alınamadığına göre başkanlık sisteminde hükümet krizlerinin ortaya çıkması ihtimal dışındır. Başkanlık sistemi güçlü bir yönetim yaratır. Çünkü bir kere bir devlet tek kişi tarafından daha güçlü bir şekilde yönetilir. İkinci olarak başkanın doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi başkana büyük bir prestij ve meşruluk kazandırır. Üçüncü olarak başkanlık sisteminde ne olursa olsun 4 ya da 5 yıl boyunca görevde kalacağını bilen başkan korkmadan politikasını uygulayabilir. Parlamenter sistemde durum nasıl olur? Parlamenter sisteme geçtiğimizde de değiniriz ama atıyorum bir koalisyon hükümeti, siz bunları yaşamadınız ama biz koalisyon hükümetleri gördük. Koalisyon hükümetlerinde karar alma mekanizması bu kadar rahat değildir. Koalisyon hükümetlerini geçtim. Normal bir hükümette dahi karar alma mekanizması bu kadar rahat işleyemeyebilir. Ama başkan tek başına sorumlu olduğu için, sorumluluk kendisinde olduğu için kararları da tek başına kendisi alacaktır. Bu etkin bir durum. Başkanlık sistemi daha demokratik bir yönetim yaratır. Çünkü birincisi, bir kere başkanın doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi başkanlık sistemine tartışılmaz bir demokratik nitelik kazanır. Halk seçiyor doğrudan doğruya. Parlamenter sistemde nedir durum? Parlamenter sistemde biz milletvekillerini seçeriz. Milletvekilleri cumhurbaşkanını seçer. Dolaylı bir temsil. İkinci olarak hesap sorulabilirlik bakımından başkanlık sistemi parlamenter sisteme göre daha demokratik bir sistemdir. Başkanlık sisteminde sorumluluğun teşhisi kolaydır. Yürütmenin tek kişinin elinde toplandığı için sorumlu da yine o tek kişi. Parlamenter sistemde dedim ya koalisyon hükümetleri söz konusu olabiliyor. Koalisyon hükümetlerinden yakın tarihimizden örnek verecek olursak rahmetli Ecevit'in başında bulunduğu DSP, MHP ve ANAP koalisyonunu gördük. O dönem bir ekonomik kriz atlatıldı. Ve idam cezası kaldırıldı. Abdullah Öcalan'ın idam edilip edilmemesi gündemdeyken. Geçmişe dönüp baktığımız zaman halen daha bu siyasi partilerin bu ekonomik krizden veya idam cezasının kaldırılmasından birbirlerinin sorumlu tutuklarını ve esas sorumluluğunun tespit edilemediğini görüyoruz. Ve halk kimden hesap soracağını bilemez halde üçünden birden hesap sordu sandıkta. Üçünü de meclis dışında bırakmıştı. Seçim barajı nedeniyle. Seçim barajına ileride değineceğiz. Üçüncü durumumuz ne? Önceden bilinebilirlik açısından da başkanlık sistemi daha demokratiktir. Demokratiktir. Önceden bilinebilirlik seçmenin oy pusulasını atarken oy verdiği adayın kazanması halinde kimin hükmet edeceğini bilmesini ifade eder. Bir cumhurbaşkanı seçeceğimiz zaman adaylar arasından birisini tercih ederiz. Adaylardan hangisine oy verirsek onun kazanması durumunda ne olacağını açık bir şekilde biliriz. Ama parlamenter sistemde durum biraz değişik. Örneğin 1 Kasım seçimlerinde Ahmet Davutoğlu seçime giderken başbakandı. İnsanlar Davutoğlu'nun başında bulunduğu siyasi partiye oy verdiği zaman yine Davutoğlu'nun başbakan olacağını düşünebilirler. Ama daha sonrasında yapılan bir parti kongresiyle genel başkan olarak Binali Yıldırım tayin edildi. Ve Cumhurbaşkanı başbakanlık görevini Binali Yıldırım'a verdi. Bunu kimse seçime gittiği esnada öngöremeyebiliyordu. Veya 7 Haziran seçimlerinde insanlar AK Parti'ye oy verdikleri zaman AK Parti'nin seçimde en fazla oyu alması durumunda iktidar olacağını düşünerek oy veriyorlar. Ama ortaya çıkan sonuç karşısında geriye meclise giren diğer 3 parti anlaşabilselerdi koalisyon yapma konusunda. Yani MHP, CHP ve HDP ki bu ütopik bir şey olurdu. Ama anlaşabilecek olsalardı insanların milletvekiliyle meclise gönderdiği AK Parti muhalefet partisi olarak karşımıza çıkacaktı. Bu da öngörülebilirlik yönünden başkanlık sistemini daha güçlü yapan bir sistem.
Zayıf yanları ne başkanlık sisteminin? Rejim krizlerine yol açabilir deniliyor. Başkanlık sisteminde fesih ve güvensizlik oyu gibi araçlarla yasama ve yürütme organları karşılıklı olarak birbirlerinin hukuki varlığına son veremediklerine göre bu sistemde eğer bir kriz ortaya çıkarsa bu krizin sistem içinde yani kendi bünyesinde yeni seçime gidilerek çözülme imkanı yok. Böyle bir ortamda bu krizin demokratik olmayan yollarla yani askeri darbeyle çözülme ihtimali yüksek ki bunu Latin Amerika ülkelerinde sıklıkla görüyoruz. Başkanlık sistemi katıdır. Başkanlık sisteminde başkan da parlamentoda belirli sürelerle iş başındadır. Bir kere seçilmiş başkan daha sonra halkın desteğini yitirmiş olsa bile görevinden alınamaz. Bunun en iyi örneğini Fransa'da aslında orada yarı başkanlık sistemi mevcut olsa da başkanlık sistemine daha yakın bir sistemden bahsediyoruz. Vakti zamanında Sarkozy denilen devlet başkanı halkın nezdinde güvenini yitirmiş olmasına rağmen görev süresi dolmadığı için görevine devam ediyordu. Ve kimse de bu katılıktan dolayı onu görevden alamıyordu. Başkanlık sistemi çift meşruluk sorununa yol açabilir. Yani hem yasama halk tarafından seçiliyor hem yürütme başkan halk tarafından seçiliyor. Bu da ortaya bir çift meşruluk sorunu çıkartıyor. Sen kimsin lan? Hayır sen kimsin lan meselesi. Başkanlık sistemi siyasal kutuplaşmaya yol açabilir. Buna çok katıldığımı söyleyemeyeceğim çünkü aynı şey parlamenter sistem açısından da geçerli. Her iki sistemde de kutuplaşma söz konusu olabiliyor. Başkanlık sistemi iktidarın kişiselleşmesine yol açabilir. Zira bu sistemde yürütme organı tek kişide oluşmaktadır. Bu sistemde başkan hem hükümet hem de devlet başkanı statüsündedir. Halk tarafından seçilen ve görev süresi dolmadan görevden alınamayan böyle bir başkan devleti, hükümeti ve bütün halkı temsil ettiği yanılmasına kapılarak iktidarını kişiselleştirme yoluna gidebilir. Başkanın özel bir başkanlık sarayına sahip olması gibi sıra dışı unsurlar da dikkate alındığında başkanın kendisini zamanla bir kral, bir imparator gibi hissetmesi ihtimal dahilindedir. Sonuç olarak başkanlık sistemi tercihe şayan bir sistem midir? Kanımızca bu soruya kesin olarak evet veya kesin olarak hayır cevabı vermek mümkün değil. Bunu parlamenter sistemi inceledikten sonra da daha detaylı bir şekilde değerlendirelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Haftaya kuvvetler ayrılığı sistemlerinden kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. İyi günler, görüşmek üzere.